Ahmet Medya kanalıma hepiniz geldiniz arkadaşlar. Bugün yine gündemimiz Ahmet Spor olacak. Ahmet Spor gündemini konuşmaya, tartışmaya devam ediyoruz. Arkadaşlar sizlerden ricam e, programımıza başlamadan önce kanalıma abone olup bildirimleri açarsanız bana bu şekilde destek sağlamış olacaksınız. E, biliyorsunuz ki arkadaşlar Ahmet Sporumuz ikinci devre hazırlıklarını yapıyor ve bu kapsamda daha öncesinde taşkın çalış... E, İlk transferimiz ikinci yarı yani ilk transferi Taşkın Çalış ile sözleşme imzaladı. Eee tabii bu ikinci transfer oluyor. Aynı zamanda ilk transferimiz Mesut Bakal e, teknik direktörümüz olmuştu. Serdar Hoca ile boş e, Serdar Hoca ile boşalan teknik direktör görevine Mesut Bakal gelmişti. E, dün itibariyle de Taşkın Çalış ilk transferimiz oldu arkadaşlar. Taşkın Çalış hakkında biraz konuşacağız. İstatistiklerine bakacağız. Nasıl bir oyuncu olduğunu hep birlikte değerlendireceğiz. Şimdi arkadaşlar Taşkın Çalış çok tecrübeli bir oyuncu. Daha öncesinde gelmiş olsaydı gerçekten Ame Spor'umuza çok ciddi katkılar sağlayabilecek bir oyuncu niteliğini taşıyacaktı. Hatta ben onu eski Ame Spor'umuzda forma giyen Deniz Naki'ye benzetiyorum oyununu. Çünkü daha öncesinde çok iyi bir oyuncuydu. Firkikleri, mesafe tanımayan firkikleri, penaltıları, akıl dolu pasları... Sonuçta süperlik tecrübesi olan, TFF birincilik tecrübesi olan ve aynı zamanda 2. Lig 3. Lig'de de e, futbol oynamış bir e, futbolcumuz. Gerçekten çok tecrübeli bir oyuncu. Taşkın Çalış. Arkadaşlar Taşkın Çalış kimdir? <laughs> Taşkın Çalış hem 8 numara hem de 10 numara mevkisinde e, oynayabilen bir oyuncu. E, büyük ihtimalle Gökhan Aslan'dan boşalan o e, orta saha veya 10 numara boşluğunu Taşkın Çalış'la Mesut Hoca'ya doldurmak istedi ve e, transferimiz ikinci yarının Amisporumuza hem hayli olmasını hem de yeni transferimiz Taşkın Çalış'ın inşallah e, Hayli olmasını diliyoruz. Şimdi arkadaşlar Taşkın Çalış 30 yaşında Almanya doğumlu. E, 2023-2024 sezonunda 14 maça çıkmış Buca Spor ile. Yani bu sezon bir gol kaydetmiş. 7 defa ilk 11'de başlamış arkadaşlar. 2022-2023 sezonunda Buca Spor'da tekrardan devam etmiş. 29 maçta bir gol atmış. 13 defa ilk 11'de yer almış. 2020 2022 sezonda Türkiye Futbol Federasyonu 1. Ligi'nde mücadele etmiş. Keçi Ören gücünde 25 maçta hiç gol atamamış. 18 maçta ilk 11'de görev yapmış. <laughs> Yine 2022-2021 sezonunda TFF 1. Lig'de Balıkesir'de mücadele etmiş. 14 maçta bir gol kaydetmiş. 12 defa ilk 11'de yer alan bir oyuncu. 2020-2021 sezonunda Tekrardan TFF 1. Lig takımında Menemen FK'da 15 maçta 1 gol kaydetmiş. 13 maçta ilk 11de yer almış. 2019-2020 sezonunda Menemen FK'da 28 maçta 3 gol kaydetmiş. 28 maçta ilk 11de yer almış. 2017-2018 sezonunda... Pardon, 2018... 2019 sezonda yine Menemen FK'da FF1. ringinde mücadele etmiş. 35 maçta 7 gol. 35 maçta da ilk 11'de görev yapmış bir oyuncu. Ee, 2017-2018 sezonunda 2. ligde Menemen FK'da 35 maçta 8 gol kaydetmiş. 35 maçta da ilk 11'de başlamış. 2016-2017 sezonunda 2. ligde Gümüşhane'de 40 maça çıkmış. 8 gol 32 da ilk 11'de görev yapmış. 2010 2015-2016 sezonunda arkadaşlar yine Gümüşhane'de 35 maçta 7 gol kaydetmiş. 26 maçta ilk 11'de görev yapmış bir oyuncu. 2013-2014 sezonunda Süper Lig'de pardon 2014-2015 sezonunda Süper Lig'de Akisar'da 6 maçta 6 maçta oynamış. 0 gol 4 asist pardon 2 asisti var burada. 4 e, defa da ilk 11'de görev yapmış. 2013-2014 sezonunda Süper Lig'de Bursa Spor'la çıktı. 4 karşılaşmada gol atamamış. 2 maçı ilk 11'de görev yapmış. 2013-2014 sezonunda Süper Lig'de Gaziantep'te e, çıktı. 8 maçta 0 gol, 3 maçta ilk 11'de görev yapmış. 2012-2010 sezonunda Süper Lig'de Gaziantep'te 23 maçta 0 gol, 13 maçta ilk 11'de görev yapmış bir oyuncu. 2011-2012 sezonunda Süper Lig'de Gaziantep'le çıktı 7 maçta 0 gol, 3 maçta ilk 11'de görev yapmış. Yani istatistikleri arkadaşlar çok ciddi e, önemli bir oyuncu olduğunu gösteriyor. Tabi eskiden çok çok iyi bir oyuncuydu ama son 2 yılda form grafiği biraz düşmüş olan bir oyuncu. Bizlere katkı sağlar mı arkadaşlar diyecek olursanız ben e, şöyle bakıyorum olaya. En azından duran toplarda bizlere katkı sağlayabilecek bir oyuncu. Çünkü hem penaltılarda hem de e, firkiklerden istediğimiz sonucu hiçbir türlü alamadık. Yani e, özellikle Denizdaki'ye gittikten sonra maalesef ki ne penaltıdan ne de firkikten gol atabilecek bir oyuncumuz olmadı olmadığı e, bu bağlamda Taşkın Çalış bizlere bu konuda katkı sağlayacağını düşünüyorum. Ama oyunsal anlamda çok ağır bir oyuncu. Yani çok da e, agresif e, bir oyuncu değil. Daha çok e, teknik bir oyuncu arkadaşlar. Teknik e, özellikle e, teknik anlamda atacağı paslar da çok önemli. Akıllı bir oyuncu. Ama dediğim gibi o tempoyu yakalar mı onu... E, tarışmamız gerekiyor Çünkü koşan mücadele örneğini gösteren bir oyuncu niteliğini son iki yılda doğru düzgün pek taşıyamadı maalesef İnşallah ama AMESpor, Amespor camiasına taraftarlara yönetime hepimize hayırlı olur diye ümit ediyoruz arkadaşlar İnşallah Amespor spor forması adı altında Şampiyonluk yaşar. Ee, bizlere her maç katkı sağlar diye ümit ediyoruz. Ee, transferimiz hayırlı uğurlu olsun. Tabi arkadaşlar bugün Başkan e, Cega Medya'ya yapmış olduğu açıklamada 4-5 tane oyuncu alacaklarını <laughs> bunlardan e, 4-5'i de %60 %70 oranda alışıklarını ve şampiyonluk e, şu an netli kazamadığından kaynaklı kamuoyla paylaşmadıklarını ve bu gelecek olan oyuncuların Süper Lig'den ve de PTT 1. Lig'inde e, forma giyen oyunculardan olduğunu dile getirdi. İnşallah Amespor'umuz nokta transferler yapıp e, bu çöplükten bir an önce kurtuluruz diye ümit ediyoruz arkadaşlar. Evet Taşkın Çalış ile ilgili söyleyeceklerimiz bu kadar arkadaşlar. Bugün Mesut Bakal transfer merkezine yapmış olduğu açıklamalar vardı arkadaşlar. Ondan biraz bahsederim. Şimdi Mesut Hoca ne dedi? Şunu söyledi. Dedi ki aynı üçünde toplandıklarını hazır bir takımın var olduğunu Serdar Hoca'ya böylelikle böyle bir takım bıraktığı için teşekkür ettiğini dile getirdi. Takımdan memnun olduğunu Kırklareli ile birlikte hazırlık maçı yaptıklarını ve 1-0 galip geldiklerini yarın da Kepez ile bir hazırlık maçı yapacaklarını söyledi. Gökhan Aslan konusunda yönetimle yaşamış olduğu sorunlardan dolayı yollarımızı ayırdığını, bunun için o bölgede yeni bir transfer yapacaklarını söyledi. Coşkulu bir takım, antrenmanı seven bir takım olduğunu ve şu an çok memnun olduğunu, takımdan çok memnun olduğunu dile getirdi. Transfere ihtiyacımız var ama adam almak için transfer yapmayacağız. Gücümce, gücümüze güç katacak oyuncuları alacağız diye dile getirdi. İlk yarı değerlendiren Müslüca, ilk alınan İlk ilk yarıda alınan sonuçlardan sonra herkes bu takımın şampiyon olacak üzere bakmış. Alınan başarısız sonuçlardan sonra hem hoca hem yönetim hem de futbolcuları eleştirdi Mesut hocamız. Savunma anlamda sorun sorunumuz yok. Ön bölgede eksiğimiz var. Oraya takviye yapacağız. Bazı maçlarda çift forvet oynayacağız. Ligin en iyi forvetlerine sahip olduklarını dile getirdi. Bu kadar tecrübeli olup Oynamayan Ahmet Dereli'nin idmandaki isteğine bayıldım sözlerini ekledi. Bu tür oyuncular oynadıkları takdirde ligi force ederler diye açıklaması oldu. Yani arkadaşlar bu neyin göstergesi oluyor? Hem bazı maçlarda çift forvete dönüşebileceklerini hem de şunu anladım ki birçok maçta ilk 11'de yer vereceğini ben anladım Ahmet Dereli'ye. Ardından şunu söyledi. Ön bölge 2-3 oyuncu alacağız ve ben bu kulüpleri anlamıyorum. Her sezon yeni bir kadro kurarak takım olunmaz dedi. Böyle bir eleştiride bulundu. Biz her şampiyon olmak için geldik. Denizli Spor'daki bütün oyuncuları ben çıkardım. Ama kim olursa olsun ben kazanmak isteyen biriyim deyip sözlerini noktaladı arkadaşlar. Amir Spor'daki gelişmeleri sizlere aktardık arkadaşlar. Gelişmeler oldukça sizlere aktarmaya devam edeceğiz. Takipte kalmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. İyi günler diliyorum. Hoşçakalın.